Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasikül Soru Bankası 6. sınıf 2. fasikül Mont 1 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıdakilerden kaç tane, yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Aşağıda A ve B kümeleri liste yöntemiyle verilmiştir. Gençler A kümesi alim, B kümesi sağlam kelimesinden oluşuyor. Gençler bakın dikkat ederseniz alim kelimesinde harfler arasında virgül yok. O halde bu kümenin eleman sayısı gençler evet, virgül olmadığı için bu bir tek kelimedir gençler. Yani biz bunu bir bütün olarak kabul edeceğiz ve eleman sayısı birdir. E, B gençler sağlam kelimesinden oluşuyor yine elemanlar arasında virgül, harfler arasında virgül olmadığı için bu da sevgili gençler bir tane elemandan oluşur. Bakın A e, birinci öncülde A'nın eleman sayısı 5'tir demiş. Bu ifade yanlıştır. İkinci öncülde B'nin eleman sayısı 1'dir. Bu ifade doğrudur. A birleşim B gençler. Yani alimle sağlam birleştirsem gençler. Bakın iki elemanlı bir küme oluşur. Bu ifade doğrudur. Arkadaşlar ikisinin ortak elemanı yok. Yani o ikisinin ortak eleman sayısı 3 olamaz. Bu da yanlıştır. Peki doğrular gençler 2 ve 3'tür. Bu da 2 tane. Yani B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Yukarıda verilen 2 e, K kelimesinin elemanları aşağıda verilen sayıların hangisinin asal çarpanlarıdır diyor. Gerçi 2, 5 ve 7'ye baktığımız zaman K kümesinin elemanları e, 2 ile 5 çarparsam 10 yapar. Demek ki sevgili gençler buradaki sayıların 10'a bölünmesi gerekiyor. Bakın 196 ederiz. Ya aynı zamanda 1 de 7'ye bölünmesi gerekiyor. 197'ye bölünmez. 277'ye bölünmez. Bakın 280 gençler hem 2'ye hem 5'e hem de 7'ye bölünür. İstersek hemen şöyle. 280'i e asal çarpanlar ayıralım. 2'ye böldüm 140. Tekrar 2'ye böldüm 70. 2'ye böldüm 35. 5'e bölünür. 7'ye 7'ye böldüm 1. Gerçekten bak asal çarpanlardan birer tanesini arıyorduk. Yani 2, 5 ve 7 gördük asal çarpanları. Demek ki denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, üçüncü soruda 180 sayısının tüm asal çarpanlarının oluşturduğu küme kaç elemanlıdır diyor. Gerçekten 180 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölersem 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bakın 2, 3 ve 5 alıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten 3 tane var. O halde bu küme 3 elemanlı bir kümedir. Evet bunu da C şıkkında işaretleriz. Evet, dördüncü soruda gerçekten öncelikle arkadaşlar basım hatasından dolayı çıkmayan değerleri yerine yazalım. Bakın bu V kümesi bu da A kümesi. V kümesinde 27 var. 5 var. Burada da sevgili gençler 4 ile 6 var. Burada da 3 var. Yukarıda V ve A kümelerin V şeması ile gösterim verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. İşte A kümesi 4, 6, 3 ve üçgenler oluşuyor. Bakın A kümesinin sınırları 4, 6, 3 üçgen var. Bu ifade doğrudur. E, v kümesi 27, 5, 4, 6 oluşuyor. 27, 5, 4, 6. Bu ifade doğrudur. V ile A'nın kesişim kümesi gençler. Bakın ortadaki küme Evet, ortadaki yer gençler 4 alttan oluşuyor. Doğrudur. Birleşim kümesine geldiğimiz zaman Şimdi gençler 27, 5, 4, 6 olacak. Bakın 3 üçgen. Şimdi gençler bakın hem 4'ü hem de 6'ı iki defa yazmış. Birleşim kümesinde gençler aynı sayılar birer kere yazılırdı. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Ve sorumuzun yanıtı denizli seçeneğidir. Evet. 5'in sonra yukarıda verilen A kümesi kaç elemanıdır dedi. Arkadaşlar A kümesinin eleman sayısı için virgülle ayrılan elemanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlıdır. Ve C seçeneği doğrudur. 6. soruda selsele kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme A kümesidir. Arkadaşlar şöyle A kümesini yazalım. E, A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar aynı harflerden birer tane yazacaktık. S, E, L yazıyorum. S'yi yazdım için yazmıyorum. E'yi yazdım. L'yi yazdım. E'yi yazdım. Bunları yazmıyorum. O halde A kümesi 3 elemandan oluşur. Ve S A 3 olarak yazarız. C şıkkı da doğru yanıttır deriz. Evet, yukarıda veren A ve B kümeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedi. A kümesi uçan filler kümesi gençler. Bu küme boş kümedir. Uçan fil olmayacağı için ve bunun da eleman sayısı sevgili gençler 0'dır. Bakın A seçeneği doğrudur. Alfabemizdeki sesli harfler gençler B kümesi. Sesli harf 8 tane sesli harfimiz var. A, E, I, İ, I O, Ö, e, U ve Ü. Gördüğünüz gibi 8 tane sesli harf var gençler. Yani S, B'nin 8 olduğunu söylüyorum. Evet, S, B, 8 gençler. B seçeninde A ile B'nin gençler ortak elemanı yok gençler. Bakın eleman sayısı sıfır olur. Bu ifade doğrudur. A ile B'nin gençler birleşim kümesi boş küme ile B kümesini birleştirirsek sadece B kümesi olur. Bunun da eleman sayısı 8'dir. Bu ifade doğrudur. SP 7'dir demiş. SP 8'di gençler. Bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, yukarıda A ve B kümelerinin liste yöntemiyle gösterim verilmiştir. Bizden buna göre A birleşim B'yi istiyor. İşte A birleşim B'de ortak olan elemanları bir tane yazıyorum. Bakın K, L, M yazdım. M'yi ve K'yi yazdım için yazmıyorum. Bir de R yazıyorum. K, L, M, R'den oluşacak. Yani C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, 9. sorumuza gençler G kümesi Jim Bombom kelimesinin harfleriymiş. Buna göre e, olmak üzere G kümesinin ve aşaması ile gösterimi aşladıklarından hangisidir diyor. Gençler şimdi seçeneklerim şöyle önce basım hatasından dolayı çıkmayan yerlere aynen yazalım. E, i̇lk kümemizde gençler bakın bu A seçeneği. Evet burada B seçeneği yazıyor. C ve D diye seçenekleri yazalım. Evet burada gençler C, I, B ve M yazıyor. B kümesine gençler C, I, O, B ve M yazıyor. E, C yan seçeneğinde gençler C, I, M, O yazıyor. D de gençler C, B, I ve O yazıyor. Cimbomdom, cimbomom kelimesinde gençler. E, aynı olan harfleri birer tane yazacağım. Bakın cimboma kadar geldim. M daha önce yazıldığı için yazmayacağım. B'yi yazmayacağım gençler. Önce yazılacak. O'yu yazmayacağım. M'yi yazmayacağım. Yani bu kümemiz C, I, M, B ve O harflerinden oluşacak gençler. Evet bakın Jim bu kelimelerinden oluşacak. Bunu nerede görüyorum? Bakın C var, I var, O var, B var, M var. Yani bunu seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 10. sorumuzda aşağıdaki ifadeler küme belirtenlere tik e, küme belirtmeyene çarpı koyunuz demiş. Buna göre kaç tanesi tik konulmuştur? Yani küme belirtir diye soruyor. Yani küme belirtmesi için net bilgi olması gerekiyor. Belirsizlik olmaması gerekiyor. Kayseri'de bulunan en yüksek dağ gençler Erciyes dağıdır. Yani bu ifade küme belirtir. Çift rakamlar 0, 2, 4, 6, 8. Bakın netlik var gençler. Küme belirtir. Sevimli hayvanlar gençler. Kime göre sevimli? Neye göre sevimli? Küme belirtmez. Baş harfi Z olan iller gençler. Küme belirtir. Mesela Zonguldak var gençler. Ülkemizin en güzel yerleri. Kime göre güzel gençler? Neye göre güzel? Belli değil. Belirsizlik var. O halde tik koyduğumuz 1, 2, 3 tane yer var diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. 11. sorumuzda A kümesi ilkbahar, yaz, sonbahar, kış kümesinin ortak özellik yöntemiyle doğru gösterimi aşağıdakiler hangisidir? İşte bakın ilkbahar, yaz, sonbahar, kışın ortak özelliği mevsimleri oluşturmasıdır. Yani C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. 12. soruda aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtir? Yani elemanı yoktur diye soruyor. E, i̇ki basamaklı asal sayılar gençler. Bakın iki basamaklı asal sayılar. 13 var, 17 var, 19 var. Gençler bakın birçok iki basamaklı asal sayımız var. 20 sayısının 5'ten büyük asal çarpanlara. Gençler 20'yi asal çarpanlara ayırırsam. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Gençler bakın asal çarpanlar 2 ve 5'tir. 5'ten büyük dediği için bakın 5'ten büyük asal çarpanı yok gençler. Bundan dolayı bu kümemiz boş küme Bakın ya süslü parantezle veya bu şekilde gösteririz. Evet, 2, 5'ten büyük, 2 ve 5'ten büyük 2 ve 5, 5'ten büyük olmadığı için boş kümedir. Yani sorumuzun yanıtı da dolu seçeneğidir. Evet, 13. sorumuzda buna göre A kesişim B kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır diye soruyor. Yani i̇şte 30 ile 48'in ortak bölenlerini istiyor. Şimdi 30'u bölenlerini ayıralım. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Bakın çarpan aynı zamanda bölen demekti. 48 e ayırıyorum. 1 kere 48, 2 kere 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12 ve 5'e bölünmez. 6 kere 8. Ortaklara bakacağız gençler. Bakın birler ortak, 2'lerin ortak olduğunu gördüm. 3'ler ortak. Daha sonra arkadaşlar bakın 6 ortak ve başka ortak bir elemanı yok. O halde A kümesi aslında 1, 2, 3 ve 6'dan oluşuyor. B kümesi de 8'den küçük asal sayılar. 8'den küçük asal sayılar 2. E, pardon. 2'den sonra 3, 5 ve 7. Bakın bu elemanlardan oluşuyor. Yaşta bunların kesişim kümesi A kesişim B. Yani ortak elemanı Öncelikle kümeki kendisini yazalım. Gençler bakın burada ortak eleman olarak 2 var, 3 var. O halde burada 2 ve 3'tür diye yazalım. 2, 3 olarak yazdım. Eleman sayısını istemedi gençler. Ne istemişti? Bunu silelim. E, bu kümenin elemanların toplamını istedi. 2 ile 3'ü toplarsam 5 olur sorumuzun yanıtı. Bolu seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet, 14. sorumuzda yukarıda verilen, e, verilen ifadelerden kaç tanesi küme belirtmez diye soruyor. Yani belirsizlik vardır diye soruyor. Sınıfımızdaki bazı öğrenciler gençler küme belirtmez. Böyle çarpı koyalım. E, okulumuzdaki öğrenciler gençler bütün öğrenciler bellidir. Küme belirtir. Sınıfımızdaki mavi öğrenciler küme belirtir. Okulumuzdaki en sevilen öğrenci gençler e, sevilende bir belirsizlik var küme belirtmez. Alfabemizde de 29 harf var. Bu da küme belirtir. Küme belirtmeyenler bakın 1 ile 4'tür. Yani 2 tanedir. O halde A seçeneği de doğru yanıttır. Evet 15. sorumuzda aşağıda ortak özellik yöntemiyle belirten kümelerin hangisinin eleman sayısı en fazladır? Yani i̇şte A kümesi alfabemizdeki sessiz harfler. 8 tane sesli vardı. 8 tane sesli varsa Sevgili gençler burada küme şöyle A diye yazmayalım. E, 21 tane sessiz harf vardır gençler. Burada 21 tane sessiz harf var. Rakamlar gençler bakın sıfırdan 9'a kadar olan sayılardır. Burada 10 tane rakam var. Mutlak başarı kelimesindeki harfler gençler. Ya e, aynı oranlar bir daha almayacağım. Bakın M, U, T, L. A'yı aldım gençler. Bakın burada A'yı sileceğim. A'yı sileceğim. E baktığım zaman Başka ortak var mı diye görüyorum. M var gençler. U, T, L, A, K. B ilkinde yoktu. Ş, R ve I. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sevgili gençler. Bunun da eleman sayısı 10 tane. E, 50'den küçük çift sayılar. Gençler 50'den küçük çift sayılar bakın 0. Doğal sayıda için 0'da yazıyorum. 2, 4, 6, 8 gibi devam edersem 48'e kadar. 50'nin yarısı kadar yani çift yarısı kadar tek vardır. Yani 24 tane sayı vardır. Burada bizden en fazla istediği için 24 olduğu için denizi seçeneği. Burada sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. 16 soruda aşağıda yazan sayıların iki basamaklı doğal sayı katları ile a ve b kümeleri, oluşturuluyor. Buna göre A ve A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Önce öncelikle A kümesini yazalım. A kümesi onun iki basamaklı doğal sayı katları 10 20 30 40 50 60 70 80 ve 90. B kümesi de gençler 15'in katları. 15 30, 45, 60, 75 ve 90 gençler. Bizden kesişimi istedi. A kesişim B diye yazalım. Bakın gençler ikisinin ortak elemanları 30 var, 60 var ve 90 var. Yani 30, 60 ve 90. Gördüğünüz gibi gençler eleman sayısı 3 tanedir. Evet, bunu da denizli seçeneğinde işaretleriz. Evet, burada 3 tane olduğu için D seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet, 17. sorumuzda ekler yapımında kullanılan malzemelerin oluşturduğu küme E kümesi, sütlaç yapımında kullanılan malzemelerin oluşturduğu küme S kümesidir. Buna göre E birleşim S kümesinin eleman sayısı, işte bakın E ile S'nin eleman sayısı, birleşimin eleman sayısı, birleşim kümesine gençler ortak olanları bir tane yazacaktım. Şöyle yapayım gençler, öncelikle eklerde kullanılan bütün malzemeleri yazıyorum. Su, şeker, yumurta, un, süt, margarin diye yazdım. Şimdi sütler çapımda ise sevgili gençler burada kullanılan malzemelerden farklı olanları yazacağım. Bakın burada süt yazıldığı için siliyorum. E, su yazıldığı için sildik. Şeker var gençler sildim. Vanilya sol tarafta yok. Nişasta sol tarafta yok. O halde bunların üzerine pirinç, vanilya ve nişasta ekliyorum. Kümeyi kapatırsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane elemanı vardır. Şöyle E birleşim S'nin 9 tane elemanı vardır diyorum. Ve 9 yanıtını bolu seçeneğinde işaretliyorum. Evet devam edelim. Evet gençler şöyle öncelikle seçenekleri ve basma hatasından çıkmayı yerleri yazın. Bu B kümesi, M kümesi, B seçeneği gençler. Burada M yazıyor. içeride B yazıyor. C şıkkı. Dışarıda B kümesi. içerisi M yazıyor. Bu da D seçeneği gençler. Burası B. Bu da M gençler. E 6B sınıfındaki öğrencilerin kümesi B. Ve bu, bu sınıfta matematik dersine kalanların kümesi mi? Ve B ve M kümelerinin ve aşamasıyla gösterimi istiyor. Gençler i̇şte bakın 6B sınıfında kalanların kümesi M kümesi B'nin alt kümesidir. M burada alt küme gençler. Alt küme ne demekti? B'nin içerisinde yer aldığı için B şamasında da B kümesinin içinde yer alması gerekir. Bakın buradan C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, M kümesi B'nin içinde yer alması gerekir dedik. Evet, 19. sorumuzda şuraya B yazın. B kümesi, M kümesi. Yukarıda verilen küme işlemeye göre B birle pardon B kesişim M kümesinin elemanları hangisidir? Gençler kesişim bakın ortak olanlardı. D ve E burada ortaktır. Yani C şıkkı burada. Evet B kesişim M'nin elemanlarıdır diyoruz. Evet 20. ve son sorumuza geldik. A ve B kümelerin ortak elemanlarının gençler oluşan kümeye A kesişim B diyoruz ve A kesişim B şeklinde gösteriyoruz. Murat öğretmen yukarıdaki tabloya göre Venn şemasını çizmek istiyor. Kız kardeşin olan e, öğrenciler kümesi E kümesiyle, erkek kardeşi olan öğrenciler de E kümesiyle gösteriliyor. Her öğrencinin isminin baş harfiyle gösterilirse Murat öğretmenin çizdiği Venn şeması aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Gençler bakın bu tarz sorularda Ortak olanlara bakalım gençler. Yani her ikisinde olanlara bakıyorum. Bakın dikkat edersek Bahar'da gençler. Bahar'ın hem kız kardeşi hem erkek kardeşi var. O halde kesişim kümesinde Bahar olacak. Bir Merve olacak gençler. Bakın hem kız kardeşi hem erkek kardeşi var. Bir de Hale yazacak. Yani B, M ve H olacak gençler. Ortak olanlar. Bakın burada ortak olanlar B, L, M var. A seçeneği eliyorum. Bahar var. Merve var, Hale var gençler. Bakın B şıkkı doğru yanıttır. E burada gençler alt küme olarak gösterilmiş. C şıkkı olamaz. E burada da boş küme var gençler. Kesişimlerde bu da olamaz. Yani B seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler. Bu soruyla dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.